Bizlere kulluğu tarif eden, bizlere nasıl kul olunacağını gösteren, Allah'a kul olmayı öğreten onun en sevgili kulu ve son Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a hakkıyla ümmet eylesin. Sözüyle, duruşuyla, davranışıyla, ahlakıyla bizim için en büyük rehber ve örnek olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak bizlere onu takdim ederken, onu bizlere tarif ederken yeminle başlıyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için örnekler vardır. Onu iyi tanıyın, onu iyi izleyin, onda sizin için örnekler vardır. Ama bir şartla, لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Sizler için Allah ve ahiret gününü ümit edenler, yani ahiret gibi bir derdi olanlar için örnekler vardır. Onun için kıymetli dostlar, bu sene dedik ki, daha güzeli düşünülemeyen güzel örnek Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Üstad Necip Fazıl ne güzel ifade etmiş. En güzeli, en güzeli güzelin habercisi, habercisi ezelin. Ezel ve ebedi en güzel bize anlatan kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Onun hayatını bütün aşamasıyla, bütünlüğüyle ele aldığımız takdirde onu tam manasıyla anlamış oluruz. Devlet adamlığında, ailede, hicrette, ticarette, bütün aşamasında insanların hangi meslek erbabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hayatında baktığı takdirde örnek alacağımız bir peygamber. Onun için kıymetli dostlar, en güzeli düşünelemeyen güzel örneğin her bir hareketini, her bir pazar mercek altına alacağız. Onu düşüneceğiz, onun üzerinde tefekkür edeceğiz ki onu daha fazla sevebilelim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımadığımız kadar sevebiliriz kıymetli dostlar. Bunu unutmayalım. Herkes Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdığı ölçüde onu sevebilir. Dolayısıyla onu daha fazla tanımaya ve anlamaya ihtiyacımız var.